Son 17. Hiç görmediğiniz bir sırt antrenmanı. En çok merak edilen konulardan bir tanesi Sami Hamidi sırtını nasıl geliştirdi? Arkadaşlar çok emek verdim gerçekten bu yıl sırt için. Sırtımın zayıf olma sebebi neydi peki? Onu da sizlere anlatayım. Bu konuyu aslında kimse bilmez. Şu anki benim before after'ıma da bayağı şaşkınlık içerisindesiniz. Ama şunu söylemem gerekir ki çok sonradan tanıyanlar var aranızda. Ama ben men's fizik kategorisinin Türkiye'deki ilk sporcusuyum. Ben eski bir profesyonel sporcuyum aslında. Hatta Google'a Sami Hamidi yazarsanız benim yaptığım başarıları oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Uzun süre ara verdim. Küstüm yarışmalara. En son Arnold Classic'ten sonra bir Liverpool yarışması yaptım. Hatta bunların canlı yayın kayıtları var. Şimdi mesela yarışmaları canlı yayın yaparlar ya, biz bunu 6-7 sene önce yapardık. Facebook üzerinden de o zaman. Ondan sonra ara verdim, bıraktım. Sonra bu yıl 40 günlük bir before after gibi bir değişim serüveniyle başladım. Ama o yarışmaların son döneminde de iki el bileği tendonumda ciddi bir sakatlık yaşadım. Bu da uzun yıllar çekiş kas gruplarını antrene ederken ciddi ağrılar çekmeme sebebiyet verdi. Ve ilaç kullanmadığım için o süreçlerde tedavisi tabii ki çok uzun zaman aldı. Yarışma hazırlığı sürecinde artık daha profesyonel bir levelde geçtiğimiz için daha ciddi bir antrenman planı ve takviyeler aldık tabii. Bunun sonucunda da düzgün bir periyotlama yaptığımız için sırt, aslında sadece sırt değil bütün vücut, kondisyon olarak gelişti ve değişti. Tabii ki sırt bayağı gerideydi çekiş kas grubu çalışamadığından dolayı. Bunu da telafi edebilmek adına özel bir antrenman programı uyguladım. Şu anda uygulayacağım antrenman programı tamamen yine kendi kategorime göre, gereksinimlerine göre uygulanmış bir antrenman programıdır. Bu benim gerçek sırt antrenmanımdır. Bu dönem uyguladığım, haftada iki sırt çalışıyorum. Birincisi esas gerçek antrenman bu. İkincisi de arkadaşlar, onu zaten sizlerle paylaştım. Daha böyle detay üzerine, eksik kalan, çalışamadığım sırt hareketleri üzerine uyguladığım bir antrenman programıydı. Şimdi last 17 days road to Arnold Classic. Aldın yerini yine. Çok ağır kiloları kullandığım sırt antrenman dönemleri oldu. Gömlek yırtan sırt antrenmanı. Unutmayın. Araya ekleyeyim o videolardan gene isterseniz, ama ilk birinci videomda vardı bu. Gömlek yırtan. Bize challenge fikri versinler bence. Verin. Challenge, ama şu an ne challenge'ı? Tamam, hayır, genel olarak bir challenge fikirleri, yani bize bir fikir hani. Peki, aklımızda verin. Bulunsun. Ha? Challenge fikirlerini açıyoruz. İlk hareketimiz lat pull down. Burada küçük bir teknik uyguluyorum. Bu son dönem için özellikle son 3-4 haftaya girdiğimiz zaman uygulayabileceğiniz bir tekniktir veya definasyon sürecinde detaylandırma çalışmalarında etkili olduğunu düşündüğüm bir antrenman tekniğidir. Burada sırtınızı daha çok daha aktif devreye sokabilmek için sadece bu 3 parmakla kavuruyorsunuz. İşaret parmağınız ve baş parmağınız açıkta kalıyor. Bu bir. İkincisi, aldınız. Omzu iyice aşağı yuvarla. Bir saniye, parmakla arkadan çekeyim. Bir. Omzu aşağı yuvarladı. Bir daha. Evet. Evet. Tamam. Hı-hı. Sonra. Bir. İki. Bir. Bir. Üç. İki. Görün spor salonumuzu. Her şeyimiz var. Bu da zeytin ağacı. Nazarlardan, kötü enerjilerden korumak için. Evet,
çıksın. Kötü enerjiler çıksın. Gene geldi. Sizin geldiği için de şeytanlar, cinler çıksın. Kış kış diye. Babam ya. Abisin ya. Tamam sen tamam. Pull out, pull down gibi. Bunu kabloyla yapabilirsiniz. Bizde böyle bir aparat olduğu için bu aparatı kullanıyorum. Bunu dumbbell'la, plakayla veya kabloyla pull over, straight and pull down dedik. İsterseniz onu da ya da cable pull yapabilirsiniz. İkinci hareket aynı teknik, aynı mantık. İyi be. Koskoca panellerin belli yaptığını, mehalleleri düşürdü. Ve sen bekle, al. Atmasınlar seni şeyde. O yarışmayı alma. Dolmuş acayip. Daha ne kadar motive edeyim seni şansım. Aha. Ne getirdin? C vitamini. C vitamini. Antioksidant antrenman öncesinde wow. Sonrasında kullanılmaz ama. Teşekkürler. Sıktı limonu getirdim. Oh çok güzel. Hadi sen ol. Üstümü giydim çünkü biraz serin oldu. Dumbbell upright row. Çok önemli. Böyle genişlemeye, üstü genişletmeye yönelik. Arka omuza geçtik yani biraz aslında. Son 5. Oh. Nobody. Bu çorapların favori. Ha kartal ya. Kıyafetimi çektim. SH Collection. Doğru. SH Collection. Link aşağıda. Thank you.
Evet, antrenman bitti, sen de bittin. Hiçbir şey yapmadım. Çok iyi bir gündü. Çok verimliydi. Sırt antrenmanımı böyle sizlerle paylaşmış olmanın verdiği mutluluğu da yaşıyorum. Bugün itibariyle geriye son 2 hafta kaldı arkadaşlar. Artık yağ yakma iş bitti. Bundan sonrası artık detay çalışmaları. Bundan sonra stratejik oyunlar. Satrancı iyi oynayan kazanacağı anlar. Son dakika hatalarını kaldırmayacak bir düzlükteyiz. Son dakika hatası yapmak artık amatörlüktür. Yani yarıştan sonra işte son dakika şöyle bir hata yaptıydım, İşte bilmem ne olduydu falan gibi açıklamalarda bulunmak kesinlikle istemiyorum. Maksimumumuzu bu kadar zaman verdik. Şimdi biraz daha son bir hafta sert çalışmalık bir hafta. Ondan sonra artık peak week dediğimiz hafta başlayacak. Keyifli dakikalar bizi bekliyor. Bugünden sonraki videoları dikkatle izleyin.